Bundan önceki birkaç videoda eşeysiz üremenin bu dört çeşidini inceledik. Bu videoda da geriye kalan son çeşidine yani vejetatif üremeye odaklanacağız. Vejetatif, bitkisel demek ve vejetatif üremenin bir diğer adı da vejetatif yayılma. O yüzden her iki ifadeyi de kullanabilirim, şaşırmayın. Bunun bitkilerde gerçekleşen eşeysiz bir üreme çeşidi olduğunu biliyoruz. Tam olarak ne olduğunu anlamak için size bir soru sormak istiyorum. Bitkilerinizi nasıl çoğaltırsınız? Tohumları toprağa eker, sular, yeteri kadar güneş ışığı ve besin almasını sağlarım derseniz haklısınız. Bu elinizde tohum olduğunda doğru bir yaklaşım olur. Peki ya elinizde tohum yoksa? Örneğin güller tohum üretebilir ama bu tohumların hepsinden verim alamayabilirsiniz demek istediğim tohumların hepsini toprağa ekip düzgün bir şekilde baksanız da yeni gül bitkileri elde edemeyebilirsiniz. Ayrıca muz için söz konusu olduğu gibi bazı bitkilerin tohumları o kadar küçüktür ki onları göremeden yersiniz. Bu yüzden de bu gibi durumlarda bitkileri çoğaltmak için tohum kullanmak pek de iyi bir yöntem değildir. Peki bitkileri farklı bir şekilde çoğaltmak mümkün müdür? Bunu tohumsuz yapmanın bir yolu var. Vejetatif yayılma. Bunun nasıl işlediğine geçecek olursak size hemen bir örnek vereyim. Hatta gül bitkisinden devam edelim. Az önce de söylediğim gibi güllerin tohumları vardır ancak her tohum bir bitkiyle sonuçlanmaz. Şimdi elinizde çok yaşlı, neredeyse ölmek üzere olan bir gül olduğunu düşünün. Ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Gövdesinden parçalar kesebilir ve bu gövdeyi toprağa dikebilirsiniz. Bu gövdeye yeterli su verip besin ve güneş ışığı almasını sağlarsanız yeni gülleriniz olur. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi bitkileri tohumsuz da çoğaltabiliyoruz. Bu örnekte bitkinin gövdesinden kestiğimiz parçaları kullandık. Aynı şeyi kökleri ya da yaprakları kullanarak da yapabilirsiniz. Evet, Bitkinin herhangi bir kısmını yani köklerini, gövdesini ya da yapraklarını kullanarak ki bunlar bitkinin vejetatif ya da bitkisel kısımları olarak adlandırılırlar. İşte bunları kullanarak bitkileri çoğaltmak mümkündür. Bitkinin vejetatif kısımlarını toprağa diktiğinizde yeni bitkiler elde edebilirsiniz. O yüzden de buna vejetatif yayılma diyoruz bitkinin meyveleri ya da çiçekleri üreme organlarıdır ve üremenin bunlar aracılığıyla gerçekleşmesi bitkilerin eşeğili üremesidir. Az önce söylediğimi hemen not edeyim. Neden vejetatif yayılma olarak adlandırılıyor? Çünkü bitkilerin vejetatif kısımlarını yani köklerini, gövdesini ya da yapraklarını kullanıyoruz. Bitkilerin bu kısımlarını kullanarak yeni bitkiler elde ediyor, yani bitkinin yayılmasını sağlıyoruz. Yapraklar demişken aklıma hemen biriofilum bitkisi geldi. Bunlar bitkinin yapraklarıdır. Yaprakların uçlarına dikkat edecek olursanız minicik tomurcuklar göreceksiniz. Bu tomurcuklar büyür ve bitkiye dönüşür. Burada göremiyoruz ancak bunların da kendilerine ait yaprakları ve kökleri var. Bu tomurcuklar yeteri kadar büyüdüklerinde yaprak ağırlaşıp toprağa düşecek ve tomurcukların her biri yeni bir biriofilum bitkisine dönüşecek. Harika değil mi? Bu sınavlarda da karşınıza çıkabilecek sorulardan biri. Şimdi vejetatif yayılmanın avantajlarından bahsetmek istiyorum. İsterseniz videoyu durdurun ve biraz düşünün. Avantajları ne olabilir? Birlikte düşünelim mi? Öncelikle bitkilerin üremesine yardımcı olur diyebiliriz. Bu özellikle de bitkiye dönüşecek tohumlar üretemeyen bitkiler açısından oldukça faydalıdır. Hemen not ediyorum. Bitkiye dönüşecek tohumlar üretemeyen bitkiler açısından avantajlıdır. İkinci avantajı yazmadan önce unutmamamız gereken bir şey var. Birinci maddede bahsettiğimiz bitkilerin tercih ettiği üreme çeşidi budur, evet. Ama herhangi bir bitki de vejetatif üreme yapabilir. Tohum üretebilen bir bitkiye ele alalım. Bu bitki de vejetatif üreme ile üreyebilir. Peki, vejetatif üremenin normal eşeğili üremeye kıyasla avantajı ne olabilir? Bitki neden vejetatif üremeyi tercih etsin? Evet, eşeğsiz üremedeki yavruların ebeveynlerinin birebir aynı olduklarını biliyoruz. Bunun nedeni aynı DNA'nın kopyalanmasıydı. O halde ebeveyn bitkinin sevdiği bir özelliği varsa, vejetatif üreme ile yavru bitkilerinde bu özelliğe sahip olacağından emin olabilirsiniz. Örneğin normalden daha büyük mangolar veren bir mango ağacınız olduğunu düşünün. Bunun gibi büyük mangolar veren ağaçlar elde etmek için bu ağacı vejetatif üremeyle çoğaltabilirsiniz. Ama tohum kullanacak olursanız ağacın büyük mangolar vereceğinden emin olamazsınız. Tohumlar eşeğili üreme sonucu elde edildiğinden burada DNA'nın karışması söz konusu oluyor ve bu da özelliklerin anne ve baba mango ağaçlarının bir karışımı olacağı, yani yavru ağaçların büyük mangolar verip vermeyeceğinden emin olamamak anlamına geliyor. O halde vejetatif yayılmanın ikinci avantajı olarak istenen özelliklerin sonraki nesillere aktarılabileceğini not ediyorum. Üçüncü avantaj çok da belirgin bir avantaj olmasa da vejetatif üreme ile daha erken meyve almak ya da çiçek elde etmek mümkün olabilir. Bunu da not edeyim. Daha erken meyve almak ya da çiçek elde etmek. Çiçek ya da meyve satıcısıysanız bu sizin için önemli bir avantaj olabilir. Bunun nedeni tohum kullanmadığınız için çimlenme ve filizlenme gibi aşamaları atlayabilecek olmanızdır. Çocuğunuzun bebeklikten birdenbire ergenliğe geçtiğini düşünün. Çok da eğlenceli olmaz belki ama bitkiler için uygun bir benzetme olabileceğini düşünüyorum." diyerek bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Neler öğrendiğimizi özetleyecek olursak, vejetatif üreme ya da yayılma eşeysiz bir üreme çeşididir. Bu üreme çeşidinde bitkinin vejetatif kısımları yani gövdesi, kökleri ve yaprakları kullanılır ve bu üreme çeşidi tohumsuz üreme olarak düşünülebilir. Güller, muz, yasemin ya da şeker kamışı gibi bitkiye dönüşecek tohumlar üretemeyen bitkiler açısından son derece avantajlıdır. Burada aklınıza bir yofilum bitkisini getirebilirsiniz. Bu bitki kendi yaprakları ucunda küçük bitkiler üretir ve yaprak yeteri kadar ağırlaşınca ve toprak düşünce de tüm bu küçük bitkiler yeni bir bryophilum bitkisi olarak büyümeye başlar. Vegetatif üreme eşeysiz bir üreme çeşidi olduğundan istenen özelliklerin hepsi yavru bitkilere aktarılabilir. Son olarak çimlenme ve filizlenme gibi aşamalar atlandığından daha hızlı meyveler ya da çiçek almak da mümkündür.